Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi projesi inşaatında sona gelindi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında yer alan engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracağı, içerisinde sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerin yer alacağı Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında sona gelindi. Eylül ayı sonu hizmete sunulması planlanan yaşam merkezi bünyesinde 25 araçlık otopark, 100 kişilik sinema salonu, 2 adet çok amaçlı oda, 80 kişilik eğitim ve konferans salonları, mescitler, kütüphane ve okuma salonları, acil müdahale odası, toplantı odaları, 5 adet bilgisayar odası, müzik atölyesi, yağlı boya atölyesi, resim atölyesi, satranç odası, 3 adet işaret dili ve eğitim odaları, 4 adet oyun odaları, 2 adet psikolojik danışmanlık odaları, 22 adet idari birim odası, 15 adet derslik, 7 adet danışman odası, 7 adet aile eğitim odası, 2 adet kantin, mutfaklar, personel odaları, arşivler, depolar yer alacak. EBGEM, ADEM ve Gençlik Merkezi de hizmetlerini bu binadan yürütecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırabilme adına önemli bir proje olduğunu belirtti. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapılan çalışmalar sonunda 2021 yılının son diliminde Kültür Müdürlüğü olarak bizlere devri söz konusu mekan yapılıp fiziki yapımı bittikten sonra Engelsiz Yaşam Merkezi, buradaki amacımız, hedefimiz engelli bireylerin diğer sağlıklı bireyler gibi toplum yaşamında var olabilmelerini, hayatlarını sürdürebilmeleri adına düşünülen, tasarlanan ve içerisinde son donatılarla modern bir hale gelmiş, yani engellilerin faydalanabileceği güzel bir mekan oldu. Memursen Elazığ Şubesi Engelliler Komisyonu Başkanı Engin Kırçılsa, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Elazığ için çok büyük bir proje olduğunu kaydederek, Elazığ'daki engelli vatandaşlarımız çok şanslı dedi. Engelli bireylerin yaşam standartlarının yükseltileceği, engelli bireylerin aileleriyle birlikte bu merkezde özellikle sosyal yaşam standartlarının üst seviyeye çıkarılabileceği bir merkez oluşması noktasında atılmış en büyük adım. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere böyle bir yaşam merkezine sahip değiller. Bu yönde de Elazığ'da ikametgah eden engelli vatandaşlarımız ve aileleri bu konuda çok şanslılar.